mesela şimdi bir hasta gördün ne diyeceksin veyahutta da kaza geçiren birini gördün ne diyeceksin elhamdülillahi'llezî <laughs> Afani mimme be'telâke bihi ve faddalenî alâ kesîrin mimmen halaka tefzîlâ Tirmizi'deydi geçiyordu bu hadis-i şerif kim böyle birisini görür de bir belaya müptela olmuş birini gördüğü zaman bunu okursa ona gelen bela bu kişiye isabet etmez o yüzden var ya hangi hastayı görsem kaza yapmış birini görsem illa bunu okurum. Peşinden de şunu da okuyorum. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Allahümme curni fi musibeti ve ahlifli hayran minha. Hasta göreyim. isterse kaza göreyim. Yani ikisini birlikte okuyorum. Mesela bir cenaze haberi geldiğinde bu söyleniliyor. Öyle biliyor millet. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allahümme cümle fi musibeti ve ahlik li minha. Halbuki sadece cenazede değil. Resulullah Efendimizin eline bir gün böyle kıymık batmış mübarek parmaklarını tutarak böyle istirca yapıyorlardı. Hazreti Ayşe Validemiz ya Resulullah bir şey mi oldu hayırdır? Dedi ki kıymık battı. Dedi, Bunun için mi istirca yapıyordunuz? Allah dilerse bunu büyütür buyurdu. Bir kıymık bile olsa oradaki yarayı büyütür. Bir bakarsın parmak gitmiş. Bir bakarsın el gitmiş bir bakarsın kol gitmiş